Yeni nesil yayıncılar, mutlu kahvaltıları ve 360 ekranlara hoş geldiniz. Ben Türe Uludağ. Bugün size elmalı akıtma yapacağız. İnanılmaz güzel. Trakyalılar elmalı akıtmaya bayılırlar. Akıtmaya bayılırlar. Zaten bizim ülkemizde böyle inanılmaz güzel lezzetler mevcut. Hemen malzemelerimizi sayıyoruz. Önce bir akıtma yapacağız. Akıtma aslında farklı bölgelerde cizleme, Avrupa'da krep olarak alınan böyle çok güzel, böyle ince, lezzetli bir şey. Hepimiz bunu evimizde yapıyoruz. Akıtma için süt kullanacağız, un kullanacağız, bir tane de yumurta kullanacağız. Ama o içerisindeki elma harcı, of, gerçekten hayata yeniden geleceksiniz. Bunu yedikten sonra diyeceksiniz ki Türev ne oluyor diyeceksiniz. Enerjiniz tavan yapacak, uçacaksınız. Ya inanılmaz bir güne başlamış olacaksınız. Bunu size temenni ediyorum. Yedikten sonra bana mutlaka yazın Instagram'dan. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen diğer malzemelerimizi sayayım bu arada. Elmamız var, tarçınımız var, vanilyamız var. Vanilya özü de kullanabilirsiniz, vanilya da kullanabilirsiniz. Cevizimiz var, tereyağımız var ve esmer şekerimiz var. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz böyle zinde tutacak, besleyiciliği yüksek bir tarif yapacağız. Hemen bu arada biz akıtmamızın iç harcıyla işlemlerimize başlayalım. Akıtma çok kolay. Yaklaşık 1500 yıldır bizim kültürümüzde olan bir tarif. Bahsettiğim gibi farklı bölgelerde farklı isimleri de mevcut. Hemen iyice yumurtayı çırpıyoruz. Sütümüzü ekledik. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit, çok da keyifli bir tarif. Her gün aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif tam sizlik. Bütün ev hanımlarının yapabileceği, evde olan herkesin yapabileceği muhteşem bir tarif bu. Şimdi genellikle biliyorsunuz benim yeni oğlum oldu. 6 aylık bir oğlum var. Şimdi ek gıdaya başlayacak. Böyle minik minik şeyler yedirmeye başlıyoruz ama annelerden ve babalardan duyduğum en büyük problem çocuklarımız meyve yemiyor. Çocuklarımız işte düzenli beslenmiyor. Öyle sağlıklı şeyler yemiyorlar. Şimdi burada mesela bu tarifte çocuğumuzda hem ceviz hem elma, esmer şeker kullanıyoruz. İçerisinde hani o şeker miktarını da güzel bir şekilde dengeliyoruz. Mutlaka yedirebileceğiniz sağlıklı güzel tariflerden birisi. Beyaz un kullanıyoruz ama isterseniz bunu esmer un kullanarak da yapabilirsiniz. Çok da güzel ve lezzetli olur. Şimdi iyice yumurtamızı çırptık. Hemen unumuzu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle kıvamının akışkan bir kıvam olmasını istiyoruz. Ve birazdan da o muhteşem elma içini hazırlamaya başlayacağız. Şimdi buradaki durum akışkan bir kıvam olması kritik. Önemli noktalardan birisi. Bakın iyice çırptık. Bütün malzemelerin birbirine güzelce karışmasını hayal ediyoruz ve istiyoruz. Vanilyamızı bu aşamada koyalım. Krepte vanilya aroması, akıtmada, krepte, cizlemede hangi ismi kullanırsanız kullanabilirsiniz. Hatta Avrupa'da gittiyseniz eminim ki görmüşsünüzdür, böyle krep tezgahları olur. Böyle direkt de dökerler ve hemen bizdeki waffle'cılar var ya, buna çok benzer. Gerçi waffle da Belçika'nın hani bir yemeği ama buna çok benzer böyle köşe başlarında krepçiler vardır. O kreplerde böyle içerisinde böyle bir sürü malzemeyle, meyveyle falan beslerler. Çok lezzetli, güzel görünüme sahip olur. Sonra alırsınız böyle bir yersiniz, üf. İnanılmaz olur. Şimdi biz bunun sağlıklısını yapıyoruz. Biz bunun böyle rafineleşmemiş olanını yapıyoruz ki bence en güzeli de bu. Biliyorsunuz ben sağlığıma çok dikkat ederim, yediklerimi, içtiklerimi. Yani, çünkü benim için önemli yani bunlar. O yüzden şimdi iyice çırpmaya devam ettik. Bakın tam da istediğim kıvama geldi. Muhteşem görünüyor. Böyle zeytinyağı akar ya, zeytinyağı akar gibi muhteşem akmaya başladı. Şimdi akıtmamızın iç hamuru burada dursun. Şimdi hemen biz ne yapacağız? Bu elmaları inanılmaz lezzetli ve güzel hale nasıl getiririz ona bakacağız. Hemen elmalarımızı ben daha önce soymuştum.
yeşil elma kullanıyorum ama isterseniz sarı ya da kırmızı herhangi bir elma da kullanabilirsiniz. Elmanın için şu şekilde aldığım elmaları zaten küp küp doğrayacağız. Küçük hale getireceğiz. Çok kolay, çok da keyifli bir tarif yapacağız. Bana yaptıklarınızı gönderiyorsunuz. Çok güzel şeyler gönderiyorsunuz. Benim en çok etkilendiğim fotoğraflar şunlar oluyor gönderdiğinizde. Çocuğunuzla birlikte mutfağa girip bir şeyler yapıp gönderiyorsunuz ya. Diyorum ki tamam, doğru yerdeyiz. Doğru noktadayız. O yüzden gerçekten bu inanılmaz beni mutlu ediyor. Bakalım benim de oğlum büyüdüğü zaman mutlaka ben de onunla mutfağa girip mutfakta onunla bir şeyler yapacağım. Hani boynuz kulağa geçti derler ya, bakalım boynuz kulağa geçecek mi, geçmeyecek mi? Şimdi mutfağı seveceği kesin. Yani yeme içmeyi seveceği kesin. Yani bu hani zorlama anlamında değil ama hani şimdi bir yerde üzüm üzüme de baka baka kararıyor değil mi yani? Hani orada babası çok güzel böyle yemekler yerken oğlun da tabii ki yemesini bekliyoruz. Hiçbir zorlama değil. Yani bu yıllar sonra bunu izlediği veya dinlediği zaman hiç böyle bir etki altında kalmasına gerek yok yani. Bakalım. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı aslında mutluluğun da başı sağlık. Hemen burada elmalarımızı güzel güzel doğruyoruz. Bunu farklı meyvelerden de yapabilirsiniz. Muzla da yapabilirsiniz. İsterseniz armutla da yapabilirsiniz. Ama elmayla bu tarif inanılmaz güzel ve lezzetli oluyor. Hemen iyice. Evet. Şimdi elmaları ayırdık. Elmaları ayırdıktan sonra bahsettiğim gibi önce bunları küçük küçük hallere getiriyoruz. Bu arada elmaları küçültürken ben bir yandan ocağımızın altını yaktık ve tavamız yavaş yavaş ısınıyor. Tavamız ısınırken ben elmaları küçük parçalar haline getirmeye devam ediyorum. Çok lezzetli, çok da güzel bir tarif olacağına emin olabilirsiniz. Şimdi elmaları doğruyoruz. Birazdan cevizleri tereyağında önce güzelce kavuracağız. Sonra içerisine elmaları ekleyeceğiz. Of, nasıl güzel olacak, nasıl lezzetli olacak. Üzerine sonra şekeri ekleyeceğiz. Dediğim gibi mesela vanilya özü varsa vanilya özünü krabin içerisine koymak yerine bence elma tarifinin, elmanın içerisine koyun. Yani o onun hem rengini hem de lezzetini farklı boyuta taşıyacak, farklı bir lezzet katacağına emin olabilirsiniz. Ben size buradan bunu garanti ediyorum. Hemen elmalarımızı iyice doğrayarak küçük halde rendeleyerek de yapabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ben böyle bazı yiyeceklerin tadını almayı çok seviyorum. O yüzden şöyle birkaç bıçak darbesiyle de küçülterek. Evet. Şimdi bıçağımız burada kenarda dursun. Hemen bir tahta kaşık alalım. Bir kısım tereyağı içerisine koyup yavaş yavaş eritmeye başlayalım. Ayçiçek yağı da koydum birazcık. Şimdi şöyle tereyağım erirken cevizleri elimle böyle büyük parçalar halinde olacak şekilde. Tabii ki benim kadar kuvvetli elleriniz yoksa üzülmeyin, bıçakla da yapabilirsiniz. Hemen tombiş ellerimle, yumuk yumuk ellerimle size cevizleri parçalıyorum. Evet. Aynı şekilde kalan diğer cevizleri de güzelce parçalıyorum. Bol ceviz yapıyorum. Yani insanın canının istediği tariflerden birisi bu. Şimdi diyeceksiniz ki Türev, sen de her yemeği seviyorsun. Hani sen de her yemeğe dair böyle şeyler söylüyorsun ama ne yapayım, güzel yapıyorum yani. Lezzetli şeyler yapıyoruz. O yüzden lezzetli yemeği peşindeyiz. Hemen
cevizi şöyle yavaş yavaş tereyağıyla yapmaya başlarken elmaları da şöyle yakınlaştıralım. İyice ekliyorum. Elmaları da içerisine koyacağız. Pişirmeye başlayacağız. İçerisine şöyle esmer şekerini, tarçınını hepsini ekledik. Tarçının kokusu sizce de muhteşem değil mi? Gerçekten bana çok mutluluk veren kokulardan, lezzetlerden birisi tarçın. Şimdi elmayı iyice güzelce karıştıracağız. Böyle şekerle birlikte yavaş yavaş karamelize olmasını sağlayacağız. O yüzden şeker de yanmasın diye birazcık ocağın altını kapatıyorum. Burada vanilya özü birazcık daha sıvılaşmasını sağlayacak. O nedenle vanilya özü olmadığından dolayı kullanmadığımız için sadece vanilya özü vanilya kullandığımızdan dolayı birazcık daha ayçiçek yağı ekledim. Şimdi bütün elmaları iyice birlikte kavurmaya devam ediyorum. Şöyle kenarlarından da birazcık aldım. Hatta şurada ocağımı değiştirerek aynı anda kreplerimi de yapmaya başlayabilirim. Şöyle tüm malzemeleri iyice birbirini karıştırdık. Ocağın altı zaten yanıyor. Birazcık ayçiçek yağı döktüm. Şimdi birazcık da tereyağı koyacağız. Ve ilk krepimizi yapmaya başlayacağız. Daha sonra da içerisine muhteşem hazırlamış olduğumuz elmalı, tarçınlı, cevizli karışımdan ekleyeceğiz. Evet. Tereyağı iyice eridi. Bir kepçe akıtmamızı içerisine akıttık. Hemen güzelce her tarafa yayılmasını sağlıyorum. Çok lezzetli, çok da keyifli, basit bir tarif bu. Hemen bakın burada elmalar da çok lezzetli ve güzel oluyor. Dilerseniz ben akıtmalarımı pişireyim, elma harçlarımı pişireyim, sunumda hepsini birleştirirken görüşelim. Akıtmalarımız hazır. Muhteşem cevizli elma içimiz hazır. Hemen tabii ki iş geldi bunları birleştirmeye. Şimdi elmalar da böyle yumuşadığından dolayı çok da güzel oldular. Şimdi şöyle cömertçe içerisine yerleştirelim. Akıtmaların of saralım şöyle. Çok lezzetli oluyorlar. Çok güzel oluyorlar. Şimdi fark ettiyseniz elim biraz bol. Hemen. Of, 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 of. Hatta şu kalanları da üzerine koyalım ki lezzet sonsuza kadar bizimle olsun. Şöyle cevizlerle de
inanılmaz lezzetli olduğu, inanılmaz güzel görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.